أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. Soruların cevabına geçmeden yine bir iki istirhamda bulunacağım. Birincisi şudur. Burada bendenize teveccüh eden sorular, Müslümanlar arasında bahis mevzu olan ve bir kısım zayıf kimseler için, Allah muhafaza buyursun, tereddüt neticesi düşmeye sebebiyet veren sorulardır. Bu sorular kitaplarda cevabını okumak suretiyle cevap vermek mümkün olduğu gibi bu surette bir araya gelme, bunları müşterek müteala etme, müzakere etme şeklinde de cevabı verilebilir. Bu aynı zamanda hatarlı, tehlikeli bir diğer tarafı da oturup bu soruların münakaşasını yapmak suretiyle cevap verilir. Sizin dininize, akidenize bir yönünden ötürü itiraz eden bizzat da onu karşınıza alır, muhatap olarak alır, cevap vermeye kalkarsanız, şayet şu veya bu yönünüzde o da sizi hafife alıyorsa, Allah muhafaza buyursun, siz sebebiyet verme itibariyle hatarlı bir duruma girmiş olursunuz. Onu da hiç masumun günahı yokken tehlikeye küfre atmış olursunuz. Bu hususu müsaadenizle arz edeyim. Bizim inandığımız şeyleri en makul prensipleriyle etrafa intikal ettirmedeki gayemiz, sevdiğimiz Allah'ı ve O'nun emrettiği güzel şeylerin herkes tarafından hüsnü kabul görmesi maksadıdır. Ben Allah'ı seviyorum, Allah sevdirsin, çok zor bir şey ya. Bu sevdiğim Allah'ın herkes tarafından sevilmesini arzu ediyorum. Bunun için kimseyi ürkütmeden, tenfir etmeden, kaçırmadan, damarına dokundurmadan bu mabudi mutlakı nasıl seveceklerse o yolla, o havayla telkin etmek lazım. Bazen başımı karşı tarafın ayağının altına koymak icap edecek. Bazen belki yüzüme tükürecek. Bazen haysiyetim, izzetim, namusum, her şeyim gidecek. Kale almayacağım. Neticede Allah'ıma inandırabildim. İkna edebildiysem şayet benim için mahsup olan budur. Çünkü Allah'ın hoşuna giden, razı olacağı husus da budur. Bu çok mühimdir. Falanı filanı ilzam etmek, sesini kesmek vazifemiz değil. Deme damara dokundurmadan, hissiyatını tahrik etmeden, sadece ve sadece vazifeni yapman. Bu nokta bilinemediğinden çokları sanki karşı tarafı ilzam etme mecburiyetindeymiş gibi tahrik ediyor. Ve şu türlü istifamlarla karşı karşıya kalıyor. Sen iddia ediyorsun, diyorsun ki, şu alemi şahadette gördüğümüz, müşahede ettiğimiz şeylerden başka bir de gaybi şeyler vardır. Allah Celle Celaluhu, iman erkanı olarak kendine iman dahil bunları hep gayb olarak anlatmaktadır. Gaybın mutlakı vardır, mukayyedi vardır. İnsanlar hiçbir zaman bilemeyeceği gayb vardır. Bazı şeraitle bilecekleri gayb vardır. Melaike-i kiram da mukayyet gayiptir. Bazen bilinir, bazen bilinmez. Sizin içinizde belki melaike-i kiramla teşerrüf eden, görüşenler vardır. Cin tayfası da öyledir. Şeytan da öyledir. Bu bir meseledir ortaya atıldığı zamanda. Birisi o anda bulunduğu maddi havanın tesiriyle ben şöyle cinleri kabul etmiyorum deyiverir. Onun üzerine gitmemek lazım. Çünkü inkar etmeye teşebbüs etti, azmetti. Sen gökten meleği getirsen, konuştursan, göstersen halüsinasyon görüyorum der ben. Bir şey oldu, hasta oldum, ben gözüme bir şeyler gördüm. İnat etmiştir bir kere. Hak adına, hakikatin hatırına orada yapılacak şey onun üzerine gitmemektir. Çünkü neticede o inadına gidip kafir olacaktır. Ortaya atılan meseleye gelince, ben kalksam burada desem ki size, ben her gün bir tane cinle görüşüyorum, yalan söylemiş olmam. İçinizde vardır böyle bin tane.
melaike-i kiramla görüşen bir sürü insan vardır desem yalan söylemiş olmam. Bir mümin cemaati içinde olur bu kadar. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın ruhaniyetiyle çok defa benim telakim oluyor dese insan yalan söylemiş olmaz. Ama o maddi ölçüleri kıstasları içinde kabul etmediği için sana göre bir bakım objektif bu meseleyi reddediyor. Ama hakkın hatırına onun üzerine gitmemek lazım. Mümkün olduğu kadar onu onun inanabileceği akli mantıki kıstaslar içinde kıstırıp bu meseleyi demine damarına dokundurmadan anlatmak lazım. Allah hatırına, Resulullah hatırına hatırınızı ayağınızın altına alacaksınız. Üzerine gitmeyeceksiniz meselenin. En iyi bildiğiniz mesele olabilir. Ben hiçbir nefsine rastlamadım şimdiye kadar. Sadece hasbımı ilzam için en mükemmel mantıklı kıstaslarla karşısına çıktım, sesini keseyim dedim. Yanıma gelirken küfrü meşruk içindeydi, giderken küfrü mutlak içindeydi. İnanmamaya hasb içinde gidiyordu. Ne delil getirirsen getir. Burası muhakkak ki kalbe imanı koyacak Allah'tır Celle Celaluhu. Seni bir vesile olarak kullanıyor. Zinhar reaksiyona sebebiyet verecek vesile olmamaya bakacaksın. Karşı tarafın itmesine, tepmesine vesile olacak, bir vesile olmamaya bakacaksın. Birinci husus budur. İkincisi, dine ait meseleler, hususuyla akideye müteallik meseleler, münakaşa suretinde bunların bahsi caiz değildir. Melek var mıdır, yok mudur, yardım eder mi, etmez mi, bunların münakaşası yapılmaz. Çünkü bunlar o kadar ince, o kadar hassas mevzulardır ki, sen melek vardır, Allah'ın emriyle yardımcı eder, tezini müdafaa ediyorsan, öbürü inatını etmez deyiverdi mi gider kef altına, gayyaya, tepe taklak gider. Meseleyi kurcalamayacaksın. Öyle dini meselelerde münakaşa yapmayacaksın. Bu dediğim husus, az çok böyle inanmış kimseler arasındadır. Yoksa karşı taraf zaten kafir, mülhid ise onun gideceği bir yer olmadığı için mümkün olduğu kadar onu ikna etmeye, meseleleri ona anlatmaya çalışacağız. Evet, dine ait hususiyle akideye müteallik, inanmakla mükellef olduğumuz manzumeden herhangi bir parçayı münakaşa mevzu olarak ortaya atıp üzerinde o meseleyi didik didik edip münakaşa yapmak caiz değildir. Samimi dahi olsa insan büyük günah işlemiş olur bu mevzuda. Tehlikeli mevzudur bu. Silah kullanmasını bilmeyen bir insanın silahla uğraşması gibi bir şeydir. Atom bombasıyla uğraşma gibi bir şeydir. Manevi hayatını harap eder. Bu iki hususa dini meselelerde münakaşa ederken dikkatinizi istirham etmiş olayım. Nefsim, enaniyetim adına kim bilir kaç defa burada gayyanın dudağının kenarına gittim geldim. Kim bilir bilemiyorum. Cenab-ı Hak beni de bu mevzuda kötü vesile olanları da bağışlasın, o türlü hatarlı durumlara gitmeden muhafaza buyursun. Sorular bir hayli teraküm etti çünkü gelir gidere denk olmadığı için talep çok oluyor, arz az oluyor, teraküm oluyor burada. Ama inşallah siz sonra sonra bıkarsınız, sormazsınız artık. Ben bunlara cevap veririm, yeniden başlarsınız. Yine de sorun. Durur bunlar burada, kaybetmeyiz. Bir kutu getireceğim inşallah kaybolmaması için. Saçımı nasıl kaşıyayım sorusunu dahi sorsanız, size hürmeten ona dahi cevap vermeye çalışırım. Nasıl kaşıyayım saçımı? Evet. Ama tabii böyle teraküm edince hepsine bir şey demek imkanı yok. Şu ilk üstteki kağıdı aldım. Tevafuken üstelinde değişik iki yerde yine arkadaşların sorduğu bir soruydu bu. Ben de değişik iki yerde de aklıma gelen ölçüleriyle anlatmaya çalıştığım bir sual. İkincisi de girerken kendilerinden bahsettiğim bir taifenin vücudu ve ademine dair bir soru soruyorlar. Şimdi bunu hususi bir mecliste belki cevaplandırdık ama bu meseleyi duyanlar, bilenler, daha alasını bilenler sıkılmasınlar. Biraz umumu ilgilendirmesi itibariyle, hususiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme raci olması itibariyle benim için çok mühimdir. Müsaadenizle yine kestirmeden buna cevap vermeye çalışacağım.